Ben o Çetin'i haklarım aslında da. Tabii Servet. Ama kavga sevmiyor. Doğru Sacit. Efendi ol. Her zaman kazanırsın. Benim ondan daha fazla kavga tecrübem vardır kesin. Ama tereddüt ediyorum işte. Ne haber Sacit? Hoş geldin Kubi. Şayka sevgilerini gönderdi. Sacit bunalım da git bir bak deyince ben de geçerken buyurayım dedim. Zaten ofiste o kadar sıkıcı ki. Niye öyle? Aman canım. Yakında sobanın üstünde kestane pişerken Fatoşör görecek. Ben de herkese masal anlatacağım yahu. O kıvamdayız yani. Ne demek öyle? Yani anlayacağın diyorum. Çok ailevi bir ortam. Hoş geldiniz. Ne içersiniz? Sizin elinizden zehir olsa içilir ya. Çay içeriz Denizciğim. Ama sana zahmet olmasından korkuyoruz. Keşke sen bizde takılsan da çayımızı kendimiz alsak. Olur mu öyle şey? Sizi şanslı köfte ona sizi! Çok şanslısınız. Aa, gördüğüm kadarıyla güzel bir ortam. Ben de bir miktar burada takılabilirim sanırım canım. Arkadaşlar sandalyem gelsin. Selamun aleyküm. Kubilay abi, Yaprak bacım dedi ki git bir bak dedi. Kubilay saatlerdir yok. Sacit çok mu kötüymüş falan dedi. Oo. Otur otur. Ne içersiniz? Ben? Deniz Hanım çok özür dilerim. Sanma yıkama çaklarınıza bakmıyorum. Üstelik niye bakayım değil mi canım? Dikkatimi çekti. Şu bileğinizdeki sargı hal mı? Yok, sporda hafif sakatladım. Ne? Ya söylesene Denizciğim. Biz de sana getir götür yaptırıyoruz. Evet ya, ne olursun otur Allah aşkına. Hadi hadi otur. Lütfen. Rica ediyoruz lütfen. Çok acıyor mu bileğiniz? Yok, önemli değil. Geçti zaten ama. Beyler, çayları ben getireyim. Kızcağız yoramasın değil mi? Lütfen. Tabii tabii, iyi fikir. Şimdi bu koruma hıyarı gibi böyle hani büyük kaslı yapılı adamlar iyi vururlar ama çevik olamazlar bence. Değil mi? Yani mantıken. Ama şimdi benim böyle bir avantajım var tabii. Hani böyle keklik gibi sekiyor derler ya. Yani kelebek gibi uçan, arı gibi sokan tarzda. Yani. Ha. Ama tereddütteyim yani. Böyle pırıl pırıl bir adam var palında. Sanki kafası parlıyor. Denizciğim, çok ağrın var mı canım? Yok, hiç ağrım yok. Biraz önce de söyledim ya. Aslında ben kalkıp çalışmak istiyorum. Bileğim iyi. Yo, vallahi olmaz. Hazır Sacit de yok. Otur rahatına bak. Tabii ya. Merhaba. Denizciğim, sana baklava getirdim. Çok teşekkür ederim. Deniz tavuk sevmiyormuş. Tanrıverdi içeride özel menemen yapıyor Deniz'e. Önce onu yesin, sonra baklava Taceddin. İyi. Evet, meşhur menemenim yaptım. Bakalım beğenecek misin Deniz'ciğim? Dedim ben sana. Sacit arkadaşınızı çok güzel teselli ediyorsunuz bakıyorum. Arkadaşımızın bileği burkulmuş da. Arkadaşınız kendine bakamıyor mu Kubilay? Yok, ondan değil de bizim bütün arkadaşlar buradalarmış. Ondan sonra dediler ki siz de gelin. Ondan sonra biz de geldik işte. Ondan sonra Sertaş dedi ki bana menemen yap dedi. Ben aslında olmaz dedim falan. Çok olmaz dedim ama işte ondan sonra... Üf, yalana bak. Oğlum ne çocuk gibi hesap veriyorsunuz ya. Biz size kaç saat izin vermiştik? Ama siz bir veya iki saat demiştiniz. Demek ki bir değil. Birkaç kabahatiniz var. Oho. Şimdi size ne yapalım ha? Söyleyin bakalım, siz söyleyin ne yapalım? Ya benim bir kabahatim yok valla. Sertaç arkadaşım dedi ki menemen yap dedi. Sus bakayım. Hadi bakalım gidiyoruz, hadi yürüyün. Hadi. Ya arkadaşlarımızla vedalaşsaydık. Sen sus Kubilay, sana bu hafta kickbox falan da yok. Hadi. Ya! Tanrıverdi, seninle ayrıca evde konuşacağız. He ama Sertaç arkadaşımız menemen yap dedi valla ondan oldu. Hadi. Oğlum çok kızacaklar bize ha. Benim suçum yok, hep senin suçun. Sen zaten suçu yap, başkasına zaten canım. Hadi görüşürüz.
yerinize.